Evet, Gamze hocam, kimyasal hesaplamalara devam edeceğiz sanırım. Aynen öyle. İşte mol'ün civcivli kısmı geldi. Hadi bakayım, mol. Kimyasal hesaplamalar başladık. Mol'ü nerelerde kullanacağımızı Esas aslında olay şimdi bu öğreneceğiz. hocam. Aynen öyle. Esas Yani olay bundan önce şimdi... dinlediklerim fragman mıydı? Evet. Heh, tamam. Fragman da aslında. Hadi Yani bakalım. başlangıç ve terimler de onlar. Alfabeyi gösterdik. Şimdi devam Oo, gelecek. hadi bakalım. Birinci, bunlar 8 adımda. Denklem miktar geçiş hesaplamalarından başlayacağız. İşte sıralayıcı bileşen, hacim hesapları, katı değişim kütle hesapları vesaire vesaire diye gidecek. Evet hocam. Biz bunları adım adım alacağız. Birincisi denklemli miktar geçiş hesaplamaları. Bunlarla alakalı formülleri vermiştik hatırlarsak eğer. Evet. 3 tane formülümüz vardı. İstersek Kütleye oran orantıda bağlı, tanecik kullanabiliyorsun. sayısına bağlı, hacime bağlı olarak. Aynen öyle. Kütleye bağlı olan n eşittir m bölü m a. N mol sayımızdı. M kütlemizdi. Bize verilen kütle. M a da mol kütlesiydi. Mol kütlesini parantez içerisinde verilen değerlerden kullanıyorduk. Yani işte karbon için 12, hidrojen için 1 veriliyordu mesela. Bunlar parantez içerisinde yazılıyordu. Biz bunları hesaplayarak mol kütlesini bulduk. Yani payda bize verilmiş oluyordu. Evet. Tanecik sayısına bağlı olan da ise yine n eşittir tanecik sayısı bölü n a. N a bizim Avogadro sayımızdı. Aynı zamanda 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Unutmuyoruz bunu. Evet. Önemli. Bunların ikisi de bu formülü meydana getiriyor. Hacime bağlı çözmek istiyorsak eğer denklemli miktar geçiş hesaplamalarında bunu kullanacaksak n eşittir v bölü 22,4. V dediğimiz hacim Evet. 22,4 de normal şartlar altında 1 mol gaz, NŞA. aynen öyle, 1 mol gaz 22,4 litrelik hacim kaplıyordu. Normal şartlardan kastımız da 0 santigrat derece ve 1 atmosfer idi. Basıncı. Eğer standart şartlar veya oda koşulları derse, onun da belli bir şartı var. 25 santigrat derece ve 1 atmosfer demektir. 25 santigrat derece ve 1 atmosferde 1 mol gaz 24,5 litre hacim kaplar. Bu ikisini bilmemiz lazım. Bunu çok seyrek ama bunu çok genel sorar. Sorularda daha çok çıkar o zaman. Aynen öyle. Her birinde payda verilmiş oluyor bize. Diğer iki değişken arasında hesaplama yapacağız. Kimyanın güzelliği bu. Hep bir şeyler veriyor hocam. Aynen öyle. Allah'a şükür. Şimdi örnek Şimdi sorularına geçeceğiz örnek hocam. gelelim. Örneklere gelelim. Her bir adımdan belli miktarda örnek çözeceğiz. Evet. 4 tane alüminyum katısı. Katıydı değil mi hocam? Evet. Hatırlıyoruz. 3 tane oksijen gazıyla reaksiyona girmiş. 2 tane alüminyum oksit ortaya çıkmış katı olarak. Evet. Denklemine göre diyor. 54 gram alüminyum tepkimeye giriyor. Buna göre reaksiyona giren oksijen gazının ve reaksiyon sonucu açığa çıkan alüminyum oksitin mol sayısını bulunuz. Hadi bakayım. Bana denklemi vermiş mi? Vermiş. Yapmam gereken birinci şey. Denklemi vermiş mi vermemiş mi bakıyorum. Evet. 2. Denklem denk mi değil mi? Ona Ona bakalım. bakıyorum. Bakalım 4 alüminyum girmiş. 2 kere 2 4 alüminyum çıkmış. Doğru. 3 kere 2 6 oksijen girmiş. 2 kere 3 6 oksijen Çıkmış. çıkmış. O Bu zaman katsayı her ikisini de çarpıyordu. Evet aynen hatırladım. etkilerdi. O zaman denkmiş. Sıkıntı Yapmamız yok. gereken üçüncü şey oran yazmak. Başkat sayılar benim için oran demektir. Yazıyoruz. Oran. Bu arkadaşın katsayısı 4 mü? Dört. Dört O hocam. zaman dördümüz var. Şu arkadaşın katsayısı Üç. reaksiyon okumuz ve bu arkadaşın katsayısı İki. 2. Haydi. Bu demek oluyor ki mol oranlarına göre ben bunların arasında hesap yapabilirim. Mesela biz şöyle söylüyoruz bunun için. 4 mol giriyorsa bundan da 3 mol girecek. Bundan da reaksiyon sonucu 2 mol Mol çıkacak. çıkacak. Bunlarda bir kat uyguluyorsam her birine aynı katı uygulamam lazım. Evet. Atıyorum. Bundan 2 mol girecekse yarısı. Evet. Bundan da yarısı girecek. O zaman bir 1,5 buçuk. mol. Bundan da yarısı çıkacak o zaman. Bir. 1 mol gibi. Biz bu oranları bu manada kullanıyoruz. Eşitleyeceğiz. Evet. Aynen. Şimdi bana demiş ki 54 gram alüminyum tepkimeye giriyor. Bana gram mı vermiş? Evet, gram. Ben hesaplarımı mol oranı üzerinden yapmıyor muyum? Evet. Ya elma ile armutu karşılaştıramam ki ben. Evet, o zaman ne yapacağız? Nasıl denkleştireceğiz? Bunu da mole çevireceğim o zaman. Ha. Alta da mol olarak yazacağım. Anladım hocam. Aynen öyle. Şimdi başlayalım bakalım. Şu arkadaş alüminyum muydu? Evet hocam. Alüminyumun mole çevirimine başlayalım. Gram Hadi dediyse bismillah. neyi gram dediyse hangi formülü kullanmam Hacim. lazım? Kütle miydi? Kütle Kütle. kütle. Neredeyiz? Hemen. Kütleye Evet. bağlı N formülümüz. N eşittir M eşittir bölü M MA. bölü MA. Ben de derim ki bunları yazınız. Küçük bir kağıda yapıştırınız. Hatta İlk bir soru testi. çözerken bile dursun değil mi Tabii hocam? ki ilk bir iki testi çözerken göz kayar. Sonra zaten gözünüzün de kaymadığını fark edeceksiniz. Alüminyum için N eşittir M bölü MA. Bu arada ben fark ettim. Bunlar çok küçük gözüküyormuş hocam ya. Evet. İzlerken daha büyük yazacağım arkadaşlar.
Alüminyumun MA'sı 27 olarak verilmiş mi bana? Doğru hocam. Parantez içerisinde. Payda bile bana yine verilmiş yani. Buna Hı. göre N belli değil ama M 54 gram olarak yazılmış mı? Evet. Süper. MA'da zaten ben biliyorum 27. 54 bölü 27 2. 2. Bu arkadaş 2 mol müymüş? Kim olmuş hocam? Hemen yazıyoruz buraya. Normalde ben şöyle hepsini yazayım. Biz burada tablo yapacağız yine. Tablo yaparken de birinci başlığım oran. Evet. İkinci başlığım başlangıç. Başlangıç. Üçüncü başlığım değişim. 4'ten var hocam. O ne? Dördüncü başlığım Sonuç. sonuç. Genelde şöyle yaparım. Hadi Burada bakalım. başlangıçta değişim aynı olacak hemen hemen. Çünkü ne varsa onu hemen harcıyoruz zaten. Sonra artanları falan göreceğiz. Orada lazım olacak. Evet hocam. 2 mol alüminyum mu varmış? Doğru hocam. Peki. 2 mol alüminyum varsa bu arkadaştan yarım mı girmiş oluyor? O Evet. zaman bu arkadaştan da Yarım düşecek. yarısı girecek. Bir Yani buçuk. 1,5 girecek. O zaman bu arkadaştan hemen bu başlangıçta bundan 2 mol harcarsam. Burada koyduğum eksi harcamak manasında. Anladım. Ben kullandıkça eksilir mi o? Evet, eksilir. Süper. O zaman Eksi bunlar bir da buçuk. aynen 1,5 eksildi. Evet. Bundan 2, bundan 1,5 eksilirse bundan ne kadar açığa çıkar? Yarısı Aşağı çıkar. Bir. 1 mol. Hı. Mol diyelim hemen. Şimdi mol üzerinden yaptık. Mol üzerinden yaptık. Açığa çıktı mı oranlarımız? Evet. Oranlar 4, 3, 2 idi. Madem diyor alüminyumdan yarısı giriyor. Benim başım kel mi? Ben de yarım girerim. O Evet. zaman ben de yarım çıkarım. Evet. Çünkü Herkes burada aynı. oran aynen. Oran 1 bölü 2 ise burada da oran 1 bölü 2. Burada da oran 1 1 bölü bölü 2. 2 olacak. Var mı sıkıntı hocam? Yok. Sonuca geleceğiz mi şimdi hocam? Şimdi buna göre reaksiyona giren oksijen gazının ve reaksiyon sonucu açığa çıkan alüminyum oksitin mol sayıları. Harcanan oksijenin mol sayısı ortaya çıktı mı? Eksi bir buçuk. Yani bir eksi 1,5, 1,5 harcanmış manasında. Anladık. Bir Yani bir buçuk buçuk mol diyeceğiz. aynen. Bir buçuk mol oksijen gazı harcanmış. Reaksiyon sonucu açığa çıkan alüminyum oksitin mol sayısı. Şuranın yani. 1 mol alüminyum oksit oluşmuş. Yani sorunun cevabı bir buçuk ve bir mi olacak hocam? Aynen Yani bu şıklarda böyle veriliyor mu? öyle. Tabloda yani şey olarak da Tabii ki veriliyor veriliyor. Bu yine benim klasik soru tarzım. yani. Eğer bunu teste dönüştürecekse de oksijen yazıyor bir tarafa, bir tarafa da alüminyum oksit Onun yazıyor. altını Altına değerleri veriyor anladım A, B, hocam. C, D diye. Var mı bir sıkıntımız? Yok hocam. Bence süpersonik. Evet, ne demiş? C3H8. Propan oksijen gazıyla yakılıyor. Karbondioksit ve su açığa çıkıyor. O ikili bir sefer. Evet, denklemine göre normal şartlar altında 6,72 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı oluştuğuna göre oluşanı vermiş. Kaç gram propan gazı yani C3H8 gazı reaksiyona girmiştir diyor. Oluşanı vermiş, ne kadar girdiğini sormuş. Yani bu Evet. kadar oluştuysa benim ne kadarını reaksiyona sokmam lazım. 3 kilo çorba oluştuysa ne kadar mercimek kullanmam lazım? Ma Gibi. geliyor olay. Birinci durum. Bunu adımları, çözüm adımlarını unutmayalım. Bir, denklem var mı? Bazen denklem de vermez, bize yazdırır Anladım çünkü. hocam. Denklem var mı? Denklemin var. Var. 2. Denklem denk mi? Bir bakalım hocam. 3 karbon. 3 karbon. 8 hidrojen. 8 hidrojen evet 4 2 Evet. 8. 3 kere 2 6 oksijen burada. 4 oksijen de burada. 10 10 oksijen. oksijen. 5 kere 2 10. 10 oksijen. O zaman sıkıntı Denklem yok. var ve denk. O Evet. zaman ben artık oran yazabilirim. Evet. Hemen yazıyorum. Demek ki bir yazacağız değil mi? Oran, Kesinlikle başlangıç, oran, başlangıç, değişim sonuç. ve sonuçta neler olmuş. Bunu kesin öğrenciler yazsın değil mi bu tip sorular? Kesinlikle yazsınlar. Bu sorularda başlangıçta değişim aynı olacak ama diğer tarzlarda göreceğiz. Başlangıç farklı değişim yani artan olacağı için başlangıçta 4 gram veriyor. Ben 3'ünü harcıyorum diyeceğim mesela. Anladım hocam. Şimdi bu arkadaşın oranı katsayı 1 katsayı 5 3 ve 4 ve 4. Propan, oksijen, karbondioksit ve su karıştırırız diyorsanız üstlerini maddeli yani direkt reaksiyonda Anladım. yazabilirsiniz. Sonrasında bana normal şartlar altında 6,72 litre hacim kaplayan karbondioksit gazının oluştuğunu mu söylüyor? Evet. Bana litre mi demiş? Litre demiş. Ama ben mol oranı yapıyorum. Evet, Elma doğru. ile armutu karşılaştıramam. Evet. Hacim dediğine göre Hacim hacim formülünü formülünü kullanmam bulacağız. lazım. Hemen bakalım. Karbondioksit diyoruz. Karbondioksit için hacme bağlı formül V bölü 22,4'tü. Çünkü normal şartlar altında 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplardı. Bana hacim verilmiş mi? 6,72. Evet. Payda zaten veriliyor.
bakarsak sadır etkisi ya da ondalıklı bölme yapamıyoruz diyorsanız arkadaşlar. Bu arkadaşı 100 ile çarpsam ondalıktan çıkar. 670. Bunu 100 ile çarparsam bunu da 100 ile çarpmak zorundayım. Peki. 4'ü kaçla çarparsam ikili bir sonuç bulurum? 2. 3 mü? 3 kere 4. Ha 12. 12. Tamam. Direkt en son haneden dolayı çıkartabiliriz püf noktayı. Bunların arasında 3 kat vardır. 3 bölü 10. Yani 0,3 mol karbondioksit oluşmuş diyoruz. 0,3 mol. Şimdi mole çevirmiş olduk. Doğru mu hocam? Aynen öyle. O zaman şu arkadaştan 0,3 mol oluşmuş mu? Evet. Bu arkadaştan 10'da 1 mi oluşmuş? Hı hı, o zaman diğerlerinin hepsinden de 10'da 1 mi oluşmak evet, zorunda? Evet. 0,4. 0,4. 0,5. 0,5. 0,1. 0,1. Bu arkadaştan 0,1 harcanmış. Bu arkadaştan 0,5 harcanmış. Bu şartlarla bundan 0,3 oluşmuş. Bundan da 0,4 oluşmuş. Eksi ve artılar harcandı ve oluştu manasında kullanılıyor. Sayısal bir değeri yok. Sonrasında bana diyor ki buna göre diyor kaç gram propan gazı reaksiyona girmiştir? Propan arkadaş bu muydu? Evet. Ne kadar girmiş? 0,1. 0,1 mol girmiş. Bana gram mı soruyor? Evet. O zaman lütfen molden grama çevirin. Değişim yapalım. Hemen bakıyoruz. C3H8. Bu arkadaştan gram mol mol gram değişimi yapacaksam demek ki kütle hacmini formülünü kullanmak zorundayım. N eşittir M bölü MA'dan. C3H8'in MA'sını parantez içerisindeki değerlerden bulabiliyorum. 12 ve 1 demiş. Aynen. Bir tane karbon 12 ise 3 tane karbon 36. 36. Bir tane hidrojen 1 ise 8 tane hidrojen 8. 8. Buradan 44 gram bölü mol çıktı. 1 molündeki gramı. O zaman mol bana verildi. Buldum yani. Evet. 0,1 mol oluşmuş. 0,1 mol. MA'sı 44 olarak 44. Biz bulduk. Peki M nedir diyor. 44 çarpı 0,1 4.4. M eşittir 4.4 gram C3H8 harcanmış. Yani cevabımız 4.4 gram hocam. Aynen öyle. Vay be. Güzel. Yapmam gereken. Denkleme bak. Denklem denk mi bak. Ondan sonra denklem denk değilse denkleştir. Sonra oran, başlangıç, değişim, sonuç şeklinde tablonu yerleştir. Oranlar katsayılardır. Katsayıları yerleştirdikten sonra kimden neye göre oran kullanılacağı, neye göre harcanacağı ortaya çıkıyor evet, aslında. Evet yani tabloyu görünür hale getirmek lazım. Aynen. Sonra da oranlardan işlemi çıkartıp kitle mol, hacim mol neye dönüştüreceksek dönüştürüyoruz. Böylece diğer sınırlayıcı bileşen hesapları demiş hocam. İkinci adıma geçtik. İkinci adımda sınırlayıcı bileşen hesapları. Hadi bakalım. Şuradan. Tamam. Güzel gözüküyor muyuz acaba diye. Bazı kimyasal tepkimelerde reaktiflerin tamamı harcanmayabilir. Evet. Ben bunu şöyle anlatıyorum yani çocuklar. Yine bizim meşhur mercimek çorbası. Evet. Mercimek çorbası için 1 kilo mercimek aldım ama 4 kişilik aile için 1 kilo mercimekten çorba yapamam herhalde. Evet, çok fazla. Fazla olacak. Ne kadarını kullanacağım? Bir kasesini veya 2 kasesini kullanacağım. 250 gram. Heh, aynen öyle. O kadarını kullanacağım. Sonuçta artacak mı? Eğer çorbaysa artacak. Yani mercimek arttı mercimek mı? Artmaz. Bir kasesini kullandım. Geri kalanı arttı. 1 kilo mercimek almıştım. Ha tabii o arttı. Bir kasesini kullandım. Geri kalanı arttı. Burada da yaptığınız deneylerde de böyledir. Ben işleme başlarken farazi alırım miktarları. Atıyorum işte A maddesini yapacağım. Bu benim için B ve C gerekli. B'den 1 kilo aldım. Atıyorum şu anda. Evet. C'den 1 kilo aldım. Ama ben bunların atıyorum 250'şer gramlarını kullandım. Evet. Sonuç olarak aldığım malzemeden artış meydana gelebilir. Gelir. Tamam. Olay da bu. Bazı kimyasal tepkimelerde reaktiflerin tamamı harcanmayabilir. Reaksiyona giren maddelerde artış gözlenebilir. Reaktiflerden en az birinin bittiği, tükendiği tepkimelere %100 verimli yani tam verimli denir. Çünkü artık reaksiyona girmiş demek ki oradan bitmiş, verimi almış. Bir tanesi bitmiş, verimi %100 yani alabileceğimin en fazlasını almışım zaten evet. Diyor. %100 verimli. Zaten bunu reaksiyonlarda verirken de sorularda verirken de muhakkak tam verimli tepkime vesaire diye belirtir böyle nokta olarak. 2. Tükenen reaktifi sınırlayıcı bileşen denir. Evet. Adam bitti. Bittiği evet. için reaksiyon devam edebilir mi? Hayır. Etmez. O zaman reaksiyonu sınırlıyor bu adam bittiği evet, için. Doğru. Bu yüzden o arkadaşı sınırlayıcı bileşen denir. Artış gösteren maddeye de çok kreatif bir at farkındaysanız. Aşırı madde. Çok yaratıcı. Evet, artış gösteren maddeye de aşırı madde aşırı veya madde. Artan madde denir yani. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir evet, şey. Evet. Bu ikinci sınırlayıcı bileşen hesaplarında. Aynen öyle. Aman hocam. Minapça çıktı ya. Şimdi bunun örneği mi hocam? Aynen öyle. Güzel. Bir de bakalım örneğinde ne varmış.
Kalsiyum katısı diyor, oksijen gazıyla reaksiyona giriyor, kalsiyum oksit meydana geliyor, sönmemiş kireç diyoruz biz buna. Da arkadaşları katı. Da hatırlatalım da aman bu yaygın kullanılan adlardan çok çok eziyorlar çünkü. Hı hı. Tepkimesi için elimizde 1 mol kalsiyum katısı ve 0,6 mol oksijen gazı vardır diyor. Tepkime sonucunda kaç gram kalsiyum oksit katısı elde edilir? Sınırlayıcı bileşen hangisidir? Hangi maddeden kaç mol artar demiş hocam. Evet, parantez içerisinde bana bilgilerini vermiş. Hadi aynen bakalım. Öyle. Bakalım. Şimdi benim yapmam gereken birinci şey, denklem var mı? Denklem eşit mi? Var. İki denklem eşit mi? Bakalım. Bir kalsiyum girmiş. Bir kalsiyum çıkmış eşit. İkiler gitti. Bir oksijen girmiş. Evet, bir oksijen çıkmış, tamam. Sıkıntı yok, denk. O zaman başla. Oran, başlangıç, değişim, sonuç ve sonuç. Hadi bakalım. Oranlar. 1, yarım, 0,5 mi yazıyoruz hocam? Yarım yazalım. 1. 1. Oranlarımız belli artık. Güzel. Bana diyor ki tepkimesi için elimde 1 mol kalsiyum katısı var. Başlangıçta ne kadar varmış? 1 mol. 1 mol. Oksijen gazından ne kadar varmış? 0,6. 0,6 mol. Henüz reaksiyon başlamadığı için ürün? Yok. Yok. Bakalım ne kadar harcayacağım ben buradan. Hemen oranlara bakıyorum arkadaşlar. 1 mol harcadığımda 0,5 mi harcıyormuşum yan taraftan? Evet. O zaman yine buradan 1 mol harcarsam 0,5 mi harcamam lazım? Evet. Hemen harcananları yazıyoruz. Bu arkadaştan 1 mol harcarsam, bu arkadaştan 0,5 mol harcamam lazım. Peki reaksiyon sonucunda ne kadar oluşması lazım? 1. Süper. Çünkü 1 girdiğinde 1 çıkıyorsa, 1 harcandığında 1 oluşması lazım. Evet. Sonuç. Hadi bakayım. 1 vardı. 1 bitti mi? Evet. Elimde? 0 kaldı. Bitti. 0,6 vardı. 0,5 harcadım. 0,1. Arttı. Arttığı için artı yazdım. Ziyade oldu. Aynen. Hiç yoktu. Evet. 1 oluştu. 1 mol oluştu. Bize neyi soruyordu hocam? Soru bitti. Hı. Kaç gram kalsiyum kalsiyum oksit katısı elde edilir diyor. Elde edilen arkadaş bu mu? Evet. Ne kadar oluşmuş? 1. Kaç gram mı diyor? Gram. O zaman gramdan mole çevirelim bakalım. Kalsiyum oksit için gramdan mole çeviriyorsak kütle. Kütle, evet. M bölü MA. MA yazıyoruz. Bu arkadaşın MA'sı kalsiyum 40, oksijen 16 mı? 56. 56 gram bölü mol. Bu arkadaş 1 mol miymiş oluşan? Evet hocam. Oluşan 1 mol. Eşittir. Gram belli değil, bana gramı soruyor. MA'yı buldum. 56. 56 çarpı 1'den? 56. M 56 gram. Kalsiyum oksit oluştu. Yani birincinin cevabı 56 gram hocam. Aynen. Adana diyelim. 56 gram. Bursa, sınırlayıcı bileşen hangisidir? Sınırlayıcı bileşen neydi? Biten. Biten. Yok olan. Sıfır. O zaman sıfır bu. Kim? Aynen. Bu arkadaş kalsiyum tamamıyla bitmiş. Kalsiyum katısı bitti. Hangi maddeden kaç mol artar diyor. 0,1 artı. Süper. Artış gösteren oksijen, oksijen gazı. Oksijen. Ne kadar artmış? 0,1 mol artmış. Şu Adana için, şu da Ceyhan için, şu da Bursa'nın cevabı. Neredeyiz? Şurada 0,1 mol oksijen gazı arttı. Arttı. Gördüğünüz üzere tabloyu yazdığınız zaman çok bir şey yapmanıza gerek bile kalmıyor. Evet. Burada şey hocam, hem tabloyu yazdım hem de şu formülleri dediğimiz gibi akılda tutarsa öğrenci. 3 tane formül bizim için çok önemli. İster formül ister onları oran orantı kullansın. Sıkıntı yok bizim için. Anladım. 3 doğru. Buyurun hocam. Ve diğer örneğimize bakalım. 56 gram azot. Azot ve 56 gram hidrojen alınarak ne yapmış hocam? Azotla hidrojeni tepkimeye sokmuş, amonyak çıkarmış, yaygın kullanılan adı. Evet, tepkime normal şartlar altında en fazla kaç litre amonyak elde edilir? Tepkime kapalı kapta gerçekleştirmektedir. Bu da bir bilgi vermiş hocam. Bizim için önemli, niye? Gaz giriyor, gaz çıkıyor. Evet. Ortam kapalı kap olmasa uçar gider. Ne oluştuğunu, ne kadar gram oluştuğunu nereden bileceğim? Onu da bilgi veriyorum. Bilemem. Kapalı kapta denklem var mı diye bakıyoruz. Var. Denklem var. Eşit mi diye bakıyoruz hocam. İki tane Azotlar. İki tane azotlar. Doğru. 3H2 6 tane değil mi hocam bu? 3 kere 2 6. Evet. 3 burada. 2 6. Tamam hocam. Sıkıntı yok. Süper. Abi. Denkmiş. Evet. Artık oran yazabiliriz. Oranlar hocam. Onları da söyleyeyim. Oranlar bununki kim? Başındaki. 1. Hidrojen 2, 3. Burada 2. Süper. Oranlar da bunlar. Evet. Sonra
başlangıç yazıyoruz, sonra değişim yazıyoruz, sonra sonuç yazıyoruz. Hemen şöyle çekelim. Evet. Diyor ki 56 gram azot ve 56 gram H2 alınıyormuş. İkisinden evet. de eşit kütle mi alınıyormuş aslında? Evet hocam. Bunu normalde şöyle de söyleyebilirdi. Ben özellikle açık açık yazdım uyarıyı, ben kendim sözlü yapayım diye. Eşit kütlelerde N2 ve H2 alıyorum evet. diyebilirdi. Eşit mol sayılarında alıyorum diyebilirdi. Ben açık açık yazmayı tercih ettim. Gram gram söylediğine göre bana gram önemli değil. Ben neye göre yapıyorum? Mol oranına göre mole, yapıyorum. O gram, zaman lütfen gramı mole çevireceğiz. Hemen. Çeviriniz. Önce N2 için çevirelim. Çok güzel. Bu benim hatam. Hemen parantez içerisinde N eşittir 14. H eşittir 1 yazıyorum. Onu vermemiz lazım. O kadar ben ezberi artık gittiğim için. Evet. Azottan 14 ise bir tane azot, iki tanesi? 28. 28 gram bölü mol bu arkadaşın MA'sıymış. Hemen N eşittir M bölü MA yapıyorum. Bana verilen ne kadar? 56. MA'mız ne kadar? 28. 8. 2 o zaman. Süper. 2 mol arkadaş mı varmış bende? Evet. O zaman başlangıçta elimde 2 mol varmış. Evet. Başlangıç. Bu arkadaştan da 56 gram mı varmış? Hemen bakıyoruz bu sefer de H2 için. H2 bir tane hidrojen 1 ise 2. 2 tane hidrojen 2 gram bölü mol. N eşittir M bölü MA diyoruz. Bu arkadaştan 56 gram vermiş bana söylüyor zaten. Yapıştırdık 56'yı. MA'sı da 2. Kaç mol varmış? 56'yı 2'ye böldüğümüz zaman 28. Doğru. 28 mol H2 mi varmış? Oo, fazlaymış o. Çok çok çok. Artan belli oldu bile şimdiden. Hı hı. Bu henüz başlangıç olduğu için daha ürün oluşturmadım. Daha tezgahta. Dur bakalım evet. çorba yapmadık daha. Sonra değişim. Bundan 1 harcadığımda bundan 3 katını mı harcamam gerekiyormuş? Evet. O zaman bundan 2 harcarsam 3 katı 6. Var mı elimde? Yok. 28 var. Fazlası var. Fazla fazla hı hı. var. O zaman sıkıntı yok. Sıkıntı eksik yok. Kalırsa problem var. Hatta şöyle göstermiş olalım hemen. Kafa karıştırmadan dipnot yatıyorum. Tersten başlasaydım. 3 girdiğinde 1 mi girecekti? Evet. 3'te 1'i. Bu arkadaştan 28 girdiğinde de bundan 28'de 1'i mi? 28 bölü 3'ü mü girecekti? Evet. 28 bölü 3 27 desen 9 küsür yapıyor. Elimde var mı? Yok. O zaman böyle olmaz diyecektik. Evet, sıkıntı olacak. Ters dönüyorduk şimdi. 1'den 3 giriyorsa 2 girdiğinde de 6 girecek. Evet, var mı elimde? Var, fazlasıyla var. Fazla fazla var. O zaman 2 girdi buradan. Hı hı. 2 çarpı 3. 6 da buradan girdi. Peki 1 girdiğinde 2 katı çıkıyorsa 2 girdiğinde 4 katı. 4 katı çıkacak. 4 mol de buradan oluşacak. Değişimi de yazdık. Sonuca bakalım. 2 vardı. Evet. 2 girdi. 0. Bitti. Sınırlandıracağım. 28 vardı başlangıçta. Evet. Başlangıcı o yüzden yazıyoruz zaten. 28 vardı. 6'sını harcadım. 22. 22 mol arttı. Arttı. Hiç yoktu. 4 mol oluştu. Evet. 4 mol oluştu. Şimdi bana ne sormuş? Tepkimesine göre normal şartlar altında en fazla kaç litre amonyak oluşur? Amonyak arkadaşı soruyor bana. Evet. Amonyak arkadaş bu arkadaş mı? Evet hocam. Hemen baktık. 4 mol amonyak oluştu diyorsa bana ne olarak istediğini söylüyor? Litre. Litre. O zaman ben mol bulduysam molü litreye çevirmek zorundayım. Hemen bakıyoruz. Amonyak diyelim. NH3 gazı. Molden litreye çevrim hesabımız V bölü 22,4 idi. Evet, bu arkadaşın 4 mol olduğunu bana söylüyor zaten. Hı hı. 4. Hacim belli değil sorduğu şey o. Payda? 22,4 çarpacağız değil mi? Aynen öyle. 4 kere 4. 16. 4 kere 2. 8. 1 daha 9. 4 kere 2. 8. 89,6 litre normal koşullarda oluşması gereken hacimmiş. Evet. Yani cevabımız 89,6. 6 litre oluyor. Aynen. Bütün her şeyi yaptık. Tekrar söylüyorum. 1. Denklem. 2 denk mi? 3 tablo. Evet. Oran, başlangıç, değişim, sonuç. Ondan sonra soruyu okuyarak değerleri yerleştirip kütleden hacime, hacimden kütleye, neyden neye çevirmek istiyorsa ona göre çevrim yapmak zorundayım. Bunları unutmayalım. Özellikle de şunu unutmayalım. Soruyu zaten size bu veriyor. Evet. Evet. Hocam şimdi? Bu yine aynı tarzın 3. sorusu. Biz malum şuna öcü ya bizim için. Evet. Biz grafikten öcü gibi korkmayalım. Lütfen. Ne var? Grafik sana en doğru bilgiyi vermek zorunda mı zaten? Hı hı. Süper. O zaman kütleye zaman mı? Evet. Bu kütle sana diyor ki yanda kütle zaman değişim grafiği verilen reaksiyon için aşağı yukarı hangileri doğrudur? Hah, yorumlayacağız. Hadi bakalım. Yorumlayacağız. Bu adamlardan neler girmiş? Bir kere girenler harcanıyor mu? Evet. O zaman harcananlar yani miktar olarak düşenleri ben giren kısmına mı yazmak zorundayım? Evet. Hemen.
reaksiyon. Kimler harcanıyor? Düşenler mi? Hı hı. Şu X ve Y2. X ve Y2 harcanmış demek ki giriyorlar. X, Y2 de oluşan. Süper. İşte istediğimiz sadece bu. Doğru, sonrasında doğru. Denk mi? X, X. Evet. Y2, Y2. Denk sıkıntı hocam. Yok. O zaman tepkime denklemi 2X, Y2, X, Y2'dir diyor. Ama 2X şurada yok. Demek yanlış. Hop gitti. Peki 32 gram Y2 tepkime girmiştir diyor. Bakalım grafikte ne diyor bana? X'ten 32'den 20'ye mi düşmüş? Evet. Harcanan ne kadar o zaman? 12. Süper. Demek ki X'ten 12 gram reaksiyona girmiş. Evet. Harcanan. Hatta şuraya da değişim diyelim ama gram olarak söyleyeyim. Y'den 32 inmiş. O zaman doğru. Y'nin hepsi mi harcanmış? Evet. 32'den 0'a düşmüş demek. Eksi 32 gram. Bu ne diyor? 32 gram Y2 tepkime doğru, girmiş. Doğru hocam. Doğru. Soru işareti yazan yere 52 değeri yazılmalıdır. Hmm. 20, 32, 52. Aha. Çıkışı burada zor. Kuyu. Evet. Ne yapacağız şimdi? Çıkış. Şimdi. Ne kadar girdi? 12. Ne kadar girdi? 32. Girenler çıkanlar eşit olmak zorunda evet. mı? Evet. Hmm. 32, 34, 44 mu? Evet ama 52 olmaz o zaman. E olmaz çünkü 32'den 12'ye indi. 20 gram ne yaptı? Evet. Artmıştı. Şey 32'den tabii 20 gram artmıştı zaten. O zaman 20 ile 32'yi topladığımda bu değerleri topladığımda bunun etmesini bekleyemem zaten. Çünkü ortamda artan madde yok. Yani oraya var. 44 mi yazılması lazım? 44 yazılması evet. lazım. Soru işaretinde 44. Çünkü ne kadar giriyorsa o kadar çıkmak zorunda. 12 girdi, 32 girdi, 44 gram oluşmak zorunda. 52 yazamaz. Yanlış. 44 yazmak zorundaydı. Yalnız 2 doğru.